Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle toplu taşımada büyük bir dönüşüm yaşanmıştı. Vatandaşlar daha konforlu araçlarda seyahat etmeye başladı ancak artan mazot zamları ve vergiler dolayısıyla otobüsçüler zor zamanlar yaşamaya başladı. Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Esnaflar Odası Başkanı Mustafa Baltacı yaptığı açıklamasında toplu taşıma esnafının kredilerini ödemekte zorlandığını söyledi. Kahramanmaraş'ın büyük şehir olması münasebetiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin şehir içi, kent içi toplu taşımayı değişim, dönüşüm için bir talepleri oldu. Bu konuda esnaflarımız biliyorsunuz 2015 yılının sonlarında 2016 Ocak ayına kadar tüm araçlarımız değişti. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta şu anda 346 tane özel halk otobüsü dönüşümü yaptı. Yaklaşık 70 trilyon gibi bir rakam dönüşme yatırım yaptık. Ve nihayetinde kredilerle beraber düşündüğünüz zaman 100 trilyonluk bir bedel ödendi bu işe. Dolayısıyla esnaflar biliyorsunuz kredi kullandı. Bu dönüşüm esnasında kredi kullandı. Esnaflarımız şu anda kredilerini ödemekte zorlanıyorlar. Baltacı artan mazot zamları ve vergiler dolayısıyla otobüsçülerin zor zamanlar yaşadığını, bu nedenle de Büyükşehir Belediyesi'nden zam talebinde bulunduklarını ifade etti. Yani bildiğiniz gibi biz 26.10.2016 tarihinde zam almıştık. Zam aldığımız tarihte, o tarihte mazotun fiyatı 3.700 liraydı. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman, 13.11.2017 itibariyle baktığımız zaman mazotun fiyatı 5.80 kuruş oldu. Dolayısıyla %37'lik bir zam oldu. Bu sadece mazotla bitmiyor tabii ki. Mazotun dışında bizim diğer vergilerimiz, MTV gibi, araçların bakım onarımı gibi bu meyanda baktığımız zaman %16'lık da onlarda zam oldu. Personel giderlerine baktığımız zaman %8'lik bir zam artışı yine orada oldu. Totalde toplamda baktığımız zaman 25.7, biz hesapladık bunları tabii ki kalem kalem, 25.7 oranında bir artış oldu bizim işletme maliyetimizde. Bu esnaf kendi evini, çoluğunu çocuğunu rızkını kazanmak için elbette biraz bir kazanca ihtiyacı var. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediye Başkanımızdan 3-4 oldu heyetimizle beraber, arkadaşlarımızla, yönetimimizle beraber zam talebinde bulunduk. Baltacı konuşmasının devamında ise bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz dedi. Biz bu şehri seviyoruz. Kahramanmaraş'ın insanını seviyoruz. Biz yolcularımızdan, bu şehrimizin insanlarından da bize anlayış göstermelerini bekliyoruz. Bir zam talebimiz var. Bu konuda bize destek olurlarsa çok sevineceğiz. Dediğim gibi bu zam kaçırılmaz oldu. Keşke mazot bu kadar pahalı olmasaydı da biz bu zam talebinde bulunmasaydık. Hani Kahramanmaraş'la kıyaslayarak çevrelere baktığımız zaman ben notlarımı da almıştım. Gaziantep'te sivil 2500 liraya, öğrenci 1600 lira, 1.60 kuruştan taşıyorlar. Yine Adana 2 lira 60 kuruş sivil tam bilet, öğrenci 1 lira 80 kuruş. Ama Adana ve Antep şu an itibariyle zam talebinde bulunuyorlar. Bizim bir de şu artımız var Kahramanmaraş'ta. Biz aktarmalı sistemde çalışıyoruz. Şehrin her bir noktasından başka bir noktasına gidebiliyorsunuz. 2 lira 10 kuruş tam bilet ödediğiniz zaman şehrin herhangi bir yerinde inip bir başka noktaya gidebiliyorsunuz.